Bugünkü konumuz sizlerle beraber iç kuvvetler arkadaşlar diyeceğiz. İç kuvvetlerde orojenez, yani arkadaşlarım dağ oluşumu demektir orojenez. Dağların oluşmasını sizlerle beraber konuşacağız. Daha sonra epirojenez, kıta ve kara oluşumunu arkadaşlar sizlerle beraber konuşacağız. Onu bitirdikten sonra volkanizma, Türkiye'deki volkanik dağlar ve volkanik arazilerin özelliklerini sizlerle beraber konuşacağız. Ve onu da bittikten sonra Türkiye'de depremler konusunu arkadaşlar fay hatlarına girişimizi yapacağız değerli arkadaşlar. Önemli bir konu bizleri bekliyor. Peki. İç kuvvetleri öncelikle arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Orojenez ile başlıyoruz ve orojenezde dağ oluşumu diyeceğiz sizlerle beraber. Peki Türkiye'deki dağlar nasıl oluşmuştu? Hatırlayalım. 3. jeolojik zamanda Alp Himalaya dağ sistemine bağlı olarak oluşmuştu. Alp Himalaya bağlı olarak arkadaşlar dağlarımız 3. jeolojik zamanda oluşmuştu. Hatta Türkiye bu yüzden yer şekilleri engebeli ve dağlık bir ülke olduğunda değerli arkadaşlarım daha önceden sizlerle beraber konuşma fırsatına erişmiştik diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, madem Türkiye yer şekilleri engebeli, madem ülkemiz dağlık, o zaman buradaki detaylara birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi orojenize bağlı olarak dağlarımızı ikiye ayırıyoruz. Kıvrım dağları ve kırık dağları şeklinde değerli arkadaşlar. Kıvrım dağlarımız daha çok neredeymiş? Karadeniz'de ve Akdeniz'de arkadaşlar. Karadeniz'deki orojenik hareketler oluşan dağlarımıza Kuzey Anadolu dağları, Akdeniz'de orojenik hareketlere bağlı olarak oluşan dağlarımıza da arkadaşlar Toroslar adını vermekteyiz. Ege bölgesinde ise kırıklı dağ sistemimiz vardır ve bu kırıklı dağ sistemimizin olduğu yerde değerli arkadaşlar daha çok Ege bölgesinde karşımıza çıktığını bir kere daha üstüne basa basa belirtelim arkadaşlar diyelim. Peki ilk başlığımız arkadaşlar sizlerle kıvrım dağları olacak ve kıvrılmış arazileri değerli arkadaşlar konuşacağız sizlerle beraber. Peki bir arazi kıvrılırsa, mesela yoldan geçen bir çocuğu çağırdığında evladım bize sıra dağı çiz dediğimizde muhtemelen elini bakın şu şekilde arkadaşlar yapacaktır. İşte bakın ben de sizlere bir sıra dağı sistemi çizdim. Sıra dağı sisteminde arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere yüksekte kalan yerler olduğu gibi alçakta kalan yerlerde arkadaşlar olacaktır. Biz bu yüksekte kalan kısımlara arkadaşlar antiklinin adını vermekteyiz. Yani bir sıra dağın arkadaşlarım zirvesi arkadaşlar antiklinaldir. Kısaca Türkçesi şu. Antiklinal dediğimiz yerler dağlardır arkadaşlar. Mesela arkadaşlarım Köroğlu Dağı, Bey Dağı, Geyik Dağı, Sultan Dağı gibi Yıldız Dağları gibi dağlar. İşte bunlar birer antiklinaldir. Bir de senklinal var. Senklinal nedir? Bakın dağlara göre alçakta kalan kısımdır. Burası bir vadi veya ova olabilir. Mesela bir örnek vereceğim size değerli arkadaşlarım. İşte Kaçkar Dağları derse antiklinal, Çoruh Vadisi derse senklinal. İşte Samsun'da Canik Dağları derse antiklinal. Samsun'da Kızılırmak Vadisi derse senklinal değerli arkadaşlar. Yani dağlar antiklinal, vadiler ve ovalarsa senklinal olarak karşımıza değerli arkadaşlar çıkmaktadır. Bunu da bir kere daha buradan belirtelim sizlere. O yüzden bu dediğimize dikkat. Peki madem öyle arkadaşlar, önce sizlerle beraber Türkiye'deki kıvrılmış arazilerimize konumuza başlayacağız. Kıvrım dağlarını tek tek değerli arkadaşlar konuşacağız sizlerle beraber. Peki Kıvrım Dağları, bakın Karadeniz'den itibaren Kuzey Anadolu Dağları, Akdeniz'de ise Toros Dağları var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. Bakın Marmara'dan itibaren başlıyor Kuzey Anadolu Dağları. Türkiye'nin kuzeyindeki dağlar Kuzey Anadolu Dağları. Güneyindeki dağlarda arkadaşlar Toroslar olarak adlandırdığımız kısımdır. Peki değerli arkadaşlar dikkat. Kıvrım Dağlarımız, önce Kuzey Anadolu Dağları başlayalım. Kimdi buradaki dağımız arkadaşlar? Yıldız Dağları. Yıldız Dağları bizim önemli Kıvrım Dağlarımızda bir tanesidir. Bakın Batı Karadeniz'e geldiğimizde ise Batı Karadeniz'de kıyıda, ortada ve güneyde olmak üzere üçlü bir dağ sistemi var. Kıyıda Küre Dağları, ki her zaman deniz kıyısında olan dağlara daha çok dikkat edin. Çünkü denizden gelen rüzgarı ilk kesen dağlar onlardır. İç kesmeye geldiğimizde, hatta türküsü de vardı hatırlarsanız, Anadolu'nun yüce bir dağdır diye. Ilgaz Dağlarımız burada ve en güneyde arkadaşlar zamanında Bolu Bey ile savaşmış bir adam vardı. Kimdi o? Köroğlu Dağları burada yer alacak. Samsun'a geliyoruz. Samsun'da hemen arkadaşlar Samsun'un geri planında kalan dağımız Canik Dağları olarak karşımıza çıkacak. Ve Doğu Karadeniz. Bakın Doğu Karadeniz oldukça dağlık bir yer değerli arkadaşlar. Ve burada en kıyıda olan iki tane dağ sistemi var. Görüyor musunuz en kıyıda? En kıyıda olanlar kimler? Giresun ve Rize Dağları. İç kesime girince arkadaşlar Rize ile Erzurum birbirine bağlayan Ovid Dağı. Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlayan arkadaşlarım
Zigana'da. Bunun dışında Yalnızca, Mescit, Çimen gibi, arkadaşlar Kaçkar gibi bir sürü daha vardı. Şimdi aç kulağını iyi dinle. İstersen notlarına ekle. Herkes Türkiye'de en çok dağın olduğu bölgeyi Doğu Anadolu bölgesi zanneder. Yanlış. Türkiye'de en çok dağın olduğu bölge, en dağlık bölge Karadeniz'dir. Özellikle de Doğu Karadeniz değerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Türkiye'nin en dağlık bölgesi, en çok dağın olduğu bölge Karadeniz'dir arkadaşlar. En yüksek bölge Doğu Anadolu'dur ama en çok dağlık bölge Karadeniz değerli arkadaşlar. Buna da bir kere daha üstüne basa basa söyleyelim. Burada özellikle kıyıdakilere dikkat edin diyorum. Yıldız Dağları, Küre Dağları, Canik Dağları, Giresun ve Rize Dağları kıyıdakilerdir. Şimdi bakın Akdeniz'e geldik sizlerle. Akdeniz'deki dağlarımız arkadaşlar bakın şöyle Akdeniz'den itibaren kıyı boyunca alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir hat boyunca Türkiye'nin iç kesimlerine doğru girişimizi yapacağız. Arkadaşlar bakın şurası Teke Platosu'nun olduğu yer. Bunları yavaş yavaş öğrenelim. Teke Platosu'nun olduğu yer. Şurada Antalya ilimiz var. Şurada Taşeli Platomuz'un olduğu yer var. Bak Teke Platosu'nun olduğu yerde hemen Bey Dağları var. Antalya'nın kuzeyinde Geyik Dağları var. Antalya'nın doğusunda Sultan Dağları var. Bak Antalya çevresi hep dağlarla çevrili. Sonra Orta Toroslar'ın olduğu yere doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada Aladağ, Tahtalı, Binboğa gibi bir sürü dağ var değerli arkadaşlar. Ve en sonunda da Güneydoğu Toroslar olarak arkadaşlar uzanan dağlarımız var diyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi güzel arkadaşlar beni dinle. Şu an sadece ekranda dağları görüyorsunuz. Ve açık konuşayım. Dağların isimlerini ezberlemenin hiçbir anlamı ve mantığı yoktur. Çünkü dağların isimleri sınavda sizlerin karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Sınavda çıkan nedir? Dağların o yöreye kattığı özellikler. Mesela basit bir soru sormak istiyorum size değerli arkadaşlar. Doğu Karadeniz dağlık bir yöredir değil mi? Peki arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki dağların isimlerini niye sınavda sormuyorlar? Niye arkadaşlarım dağların isimleriyle alakalı bugüne kadar sorular çıkmıyor? Çünkü sınavda bunların bir önemi yok. ÖSYM sizden dağın ismini değil, dağın o yöreye kattığı özelliği istiyor. Mesela Doğu Karadeniz dağlık değil de düz olsaydı ne olurdu? Ya işte buna dikkat. Veya dağlık olduğu için neler oldu Doğu Karadeniz'de? İşte bunlara dikkat. Sınavda en çok çıkanlar bunlar arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bakın şurada Güneydoğu Torosları sizlerle beraber birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar. Güneydoğu Toroslarımızın olmuş olduğu yerin sizler için çok değerli bir nokta önemi vardır. Ve oraya dikkat. Güneydoğu Toroslara bakın nereden itibaren arkadaşlar? Şöyle Maraş'tan itibaren alacaksınız. Hakkari'nin olmuş olduğu yere kadar giden kısma bakın şuraya biz Güneydoğu Toroslar adını vermek. Buna dikkat. Peki Güneydoğu Torosları dedik ya. Birazcık da Güneydoğu Anadolu bölgesini konuşmak istiyorum sizlerle. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hangi şehirler vardır? Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde şöyle görmenizi isterim. Burada Gaziantep şehrimiz var. Türkiye'nin en büyük 5. sanayisi Zeugma Mozaik Müzesi'nin olduğu şehrimiz Gaziantep. Hemen Gaziantep'in komşusu değerli arkadaşlar. Balıklı Gölü'yle, Peygamberler şehriyle, Pamuk Şampiyonluğu'yla arkadaşlarım Şanlıurfa. Ve Gaziantep'de Şanlıurfa'nın arkadaşlar. Kuzeyinde çok önemli bir şehrimiz daha var. O da Adıyaman'dır. Adıyaman, Nemrut Dağı, Komagene krallarının mezarları için yapmış olan heykellerin olduğu Nemrut Dağı arkadaşlar burada yer almaktadır. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle de tarih evleriyle, Süryani kiliseleriyle, fosfat yataklarıyla önemli bir şehir olan Mardin'imiz var. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hevsel bahçeleriyle arkadaşlar Türkiye'de özellikle de kırmızı mercimek ve ipek şampiyonluğuyla Diyarbakır geliyor. Hemen onun yanında Batman'ımız değerli arkadaşlar. Hemen onun yanında da Siirt gibi illerimiz var. Dikkat! Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep 1, Adıyaman 2, Şanlıurfa 3, Diyarbakır 4, Mardin 5, Batman 6, Siirt 7. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam 7 tane il var. Doğu Karadeniz'de kaç il var? Doğu Karadeniz'e baktığımızda arkadaşlar Artvin 1, hemen yanında Rize 2 arkadaşlar, Trabzon 3, Giresun 4, Ordu değerli arkadaşlar, Giresun 4 değerli arkadaşlar ve Ordu 5. Devam edelim. Gümüşhane 6, Bayburt 7. Doğu Karadeniz'de 7 tane şehir var. Güneydoğu Anadolu'da 7 tane şehir var. Dikkat, sadece Doğu Karadeniz Güneydoğu Anadolu'daki il sayısıyla eşit. Peki değerli arkadaşlar, şimdi ben sizlere burada ekstra şeyler vereceğim. Mesela Güneydoğu Toroslar dedik ya, Güneydoğu Toroslarında uzanan bazı dağlarımız vardır. Kimdir bu dağlar? Mesela Malatya Dağı, mesela Bingöl Dağı değerli arkadaşlar. Mesela Hakkari
Kayseri Dağı gibi dağlarımız vardır burada. Güneydoğu Anadolu Toroslar'ın üzerinde uzanan Malatya Dağı, Bingöl Dağı, Hakkari gibi dağlarımız arkadaşlar burada yer almaktadır diyeceğiz sizlerle beraber. Peki değerli arkadaşlar, Malatya, Bingöl, Hakkari gibi dağlarımız var burada. Tamam. Şimdi benim burada arkadaşlar sizler için dikkatinizi çekmek istediğim şey var. Hatta şöyle bir daha şu dağların isimlerini şöyle bir yazalım. İyice bir görün bakalım. Malatya, Bingöl ve Hakkari gibi dağlar var. Birçok arkadaşım zannediyor ki hoca dağları işliyor. Hayır arkadaşlar, dağlardan gelen soruları ben işliyorum, haberiniz olsun. Özellikle de buna dikkat edin. Peki değerli arkadaşlar, şimdi dikkat. Malatya, Bingöl, Hakkari. Önce şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam Kilis nerede? Arkadaşlar Kilis Akdeniz bölgesinin şehridir. Mesela Şanlıurfa, Maraş Akdeniz bölgesinin şehridir. Anlaştık mı? Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam Şırnak'ı saymadınız. Arkadaşlar Şırnak Güneydoğu Anadolu'da değildir. O da Doğu Anadolu'dadır. Şırnak gibi, Hakkari gibi şehirler Doğu Anadolu bölgesinde kalır. Bak Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt gibi arkadaşlar şehirler vardır. Ve şimdi dikkatinizi arkadaşlar çekmek istediğim şeye gelelim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirleri bir daha sayıyorum sizlere. Arkadaşlar Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam 7 tane şehir var. Peki bu saydığım şehirler, şurada ne yazıyor? Güneydoğu Torosları. Kimmiş bu Güneydoğu Torosları? Malatya, Bingöl, Hakkari. O zaman arkadaşlar dikkat. Malatya, Bingöl, Hakkari. Bu şehirler Malatya gibi, Bingöl gibi, Hakkari gibi saydığımız şehirlerin hangisi değerli arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde? Hiçbiri. O zaman dikkat. Güneydoğu Torosları diye adlandırdığımız bu Toros Dağları'nı bakın bir daha çiziyorum sizlere. Bu Toros Dağları'nın olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesinden geçmez. Bu Toros Dağları Doğu Anadolu'dan, bak hangi şehirden geçiyor? Malatya'dan, Bingöl'den, Hakkari'den geçiyor. Anlaştık mı? Bu Toros Dağları Doğu Anadolu'dan geçer. İsmi Güneydoğu Torosları. Ve arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Birçok arkadaşım Güneydoğu Anadolu bölgesini dağlık zannediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesini engebeli zannediyor. Arkadaşlar değil. Güneydoğu Anadolu bölgesi dümdüz bir bölgedir. Hani biz İç Anadolu bölgesinde düzleriz ya arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu ondan daha düzdür. Türkiye'nin en düz bölgesi arkadaşlar Marmara. Ondan sonra Güneydoğu Anadolu'dur ya. Hatta Türkiye'de yükseltisi en az olan bölge Marmara, sonra Güneydoğu Anadolu, sonra İç Anadolu gelir. Yani Güneydoğu Anadolu İç Anadolu'dan hem daha düzdür hem de yükseltisi daha azdır değerli arkadaşlar. Bak sizlere düz olduğunu kanıtlayacağım. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu'nun en nemli şehirlerinden bir tanesidir. Havaalanı ve demiryolu bağlantısı olan bir şehirdir. Bakın ulaşımı gelişmiş. Ulaşımı gelişmiş olduğuna göre arkadaşlar demek ki düz. Bak Şanlıurfa. Şanlıurfa'da havaalanı var, demiryolu var. Hatta Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı Şanlıurfa'dadır. Adıyaman, onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Arkadaşlar Diyarbakır, onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Mardin, onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Mesela Batman. Batman arkadaşlar uçakla gidebilir misiniz? Evet. Batman'a trenle gidebilir misiniz? Evet arkadaşlar. Mesela Siirt. Siirt'te havaalanı var. Demiryolu var. Gördünüz mü? Güneydoğu Anadolu bölgesinin 7 şehrinde de arkadaşlar havaalanı var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde değerli arkadaşlarım Antep'inde, Adıyaman'ında, Urfa'sında, Diyarbakır'ında, Mardin'inde, Batman'ında ve Siirt'inde tüm illerinde havaalanı ve demiryolu var. Peki Doğu Karadeniz'e gelelim. Artvin'de arkadaşlar var mı havaalanı? Yok. Rize'de var mı havaalanı? Yok. Yapılıyor. Yapılıyor arkadaşlar. Yapılmaz aslında daha var. Geç, şu an kullanamıyorsun. Trabzon'da havaalanı var mı? Var. Giresun Ordu arasında havaalanı bir tane var. Gümüşhane ve Bayburt'ta var mı? Yok. Doğu Karadeniz'de sadece iki tane havaalanı var. Güneydoğu Anadolu komple havaalanı dolu. Doğu Karadeniz'de demiryolu var mı? Yok. Güneydoğu Anadolu'ya baktığında demiryolu her şehrinde var. Ne demek istediğimi anla arkadaşlar. Bu sana verdiğim bilgiler şurada yazan dağların isimlerinden daha değerli ve daha önemlidir arkadaşlarım. Haberiniz olsun diyelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar, bu bilgileri verdikten sonra notlarımıza değerli arkadaşlar aynen kaldığımız gibi devam edelim sizlerle beraber. Şimdi değerli arkadaşlar az çok tahmin edeceğiniz üzere bakın, dağların kıyıya uzanışları çok önemlidir. Dağların kıyıya uzanışları değerli arkadaşlarım çok büyük önem kazanır. Mesela sizlere en güzel örneklerden bir tanesini, bak dağları görüyor musunuz? Denizden gelen rüzgar dağı aşıp iç kesime girebiliyor mu Karadeniz'de? Orta Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Yıldız Dağları'nın olduğu yerde giremiyor, gördünüz mü? Akdeniz'e gel. Akdeniz'de de denizden gelen rüzgar arkadaşlar dağları aşıp da iç kesime giremiyor. O zaman sakın unutma. Arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz gibi yerlerde, Karadeniz'imizin olmuş olduğu yerde, Akdeniz'imizin olmuş olduğu
bulunduğu yerde dağlar kıyıya nasıl uzanacaktır değerli arkadaşlarım? Paralel. Dağlar kıyıya Karadeniz ve Akdeniz'in olduğu yerde paralel uzanır. Ve unutma, bir yerde dağlar kıyıya paralel uzanıyorsa orada değerli arkadaşlar boyuna kıyı tipi görülmektedir. Haberiniz olsun. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyı tipi görülür. Notlarını mutlaka al arkadaşlarım. Zannetme ki dağların işlenmesi demek sadece dağ isimlerini verip geçmek demek. Herkes öyle yapıyor. Onu söyleyeyim. Herkes dağların isimlerini veriyor. Hatta ezberleyin diyor. Millet ezberliyor. Sınava girince çıt 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 dökülüyorlar. Niye? Çünkü dağları değil, dağların o yöreye kattığı özellikleri bileceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Zaten coğrafya dersinde bunları benim size ne anlatmak istediğimi az çok anlayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar diyeceğiz. Peki bu şekilde söyledik. Türkiye'de dağlarımızın sayısı çoktur değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Kıvrım dağlarımız sayısı çoktur. Bak Kuzey Anadolu dağları üzerinde arkadaşlar Rize, Kaçkar'dan tut da Giresun, Yalnızca, Mallı Ekber'e, Kopa, Köroğlu'na, Caniye bir sürü dağ var. Akdeniz toroslarına bak Akdağlar, Bey, Geyik, Sultan, Dedegöl, Bolkar, işte hepimizin gideceği dağ Tahtalı, Binboğa, Aladağ, Alacağdağ gibi dağlarımız var. Doğu Anadolu'daki kıvrım dağlarınıza baktığınızda bak Erzurum'daki Palandöken, mesela bazı kişiler coğrafyacı olmayan bazı kişiler arkadaşlar Palandöken'i volkanik olarak anlatır hikaye. Şerafettin, Mercan, Bingöl gibi, Buzul, Cilo, Sat gibi bir sürü dağlarımız var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Peki sırada kırık dağlarımıza gelelim arkadaşlar. Türkiye'de kırılmış olan dağlar. Ve arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Biz kıvrılmış bir arazinin yüksekte kalan kısmına antiklinal, alçakta kalan kısmına da senklinal demiştik. Ama kırık bir araziye baktığımızda ise değerli arkadaşlar, kırık bir arazinin yüksekte kalan kısmına gördüğünüz gibi ne veriyormuşuz? Hors. Yani bizim kırıklı dağlarımızın olduğu yerde, kırıklı arazilerimizin olduğu yerde yüksekte kalan kısımlara hors denir. Alçakta kalan kısımlara da değerli arkadaşlar graben ismini vermekteyiz. Yani Türkçesi şu: horslarımız birer dağdır, grabenlerimiz birer ovadır. Hatta şöyle düşünün. Kıvrılmış bir arazide antiklinal dağ, kırık bir arazide horst dağ. Yani antiklinalin burada karşılığı nedir? Horst arkadaşlar. Aynı şekilde kıvrılmış bir arazide senklinal alçakta kalan kısımda hatırla vadi veya ovaydı. İşte o senklinalin buradaki karşılığı nedir arkadaşlarım? Graben. Peki değerli arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Sırada Türkiye'de kırıklı arazilerde oluşan şekillerimiz var. Bakın sizlere burada neler vermişiz. Kaz Dağları demişiz değerli arkadaşlar. Dikkat. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yurt Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ve Nur Dağları. Gördün mü Akdeniz'de? Arkadaşlar bakın bu verdiklerin birer dağ mıdır, ova mıdır? Bunlar birer dağ. Dağ olduğuna göre horst mu, graben mi? Bunlar birer horst arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlarımız birer horst olarak karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Peki arkadaşlar Türkiye'de kırıklı dağlar sadece Ege bölgesindedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ege bölgesinin dışında Akdeniz'de de bizim kırıklı arazilerimiz vardır. Anlaştık mı? Akdeniz'in olduğu yerde de kırıklı arazilerimiz vardır arkadaşlar. İşte Nur Dağları, diğer adı Amanos Dağları, o da bir kırıklı arazimizdir. Bunu da belirtelim. Peki bu Kaz, Madra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe, Nur Dağları, bunlar nedir? Birer horst. Doğru mudur? Peki arkadaşlar bunların arasında graben ovalar olacak mıdır? Olacak tabii ki. Bunların arasında birer graben ovalarımız da olacak değerli arkadaşlar. Mesela baktığımızda değerli arkadaşlar Kaz ile Madra arasında Edremit Ovası, Madra ile Yunt arasında Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası arkadaşlar, Büyük Menderes Ovası ve Nur Dağları'nın olduğu yerde de Amik Ovası gibi arkadaşlar ovalarımız vardır. O yüzden bu dediklerimize arkadaşlarım dikkat diyelim sizlerle. Şimdi yavaş yavaş notlarımıza gelelim. Dağları verdik. Notlarımıza doğru arkadaşlar gelmeye başlayalım sizlerle. Arkadaşlar Menteşe Dağları'na bir dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Çünkü en çok konuşacağım arkadaşlar buradaki dağ sistemi hiç kuşku yok ki Menteşe Dağları'nın olduğu yerdir. Neden? Çünkü bak Ege bölgesini bir gör. Ege bölgesinde denizden gelen rüzgar rahatlıkla iç kesimlere doğru arkadaşlar sokulabiliyor. Fark ettin mi? Denizden gelen rüzgar rahatlıkla iç kesimlere doğru sokabiliyor. Peki arkadaşlar Menteşe'nin olduğu yere gel. Menteşe'nin olduğu yerde denizden gelen rüzgar iç kesime doğru girebiliyor mu arkadaşlarım? Giremiyor. Niye? Çünkü Menteşe Ege bölgesindeki dağların aksine kıyıya farklı
uzanıyor. O zaman arkadaşlar ben buradan net bir cümle söyleyeceğim sizlere. Menteşe Ege bölgesinden biraz daha farklıdır. Bak notumu alıyorum. Sen de istersen al notunu. Ege bölgesi. Ege bölgesinde dağlar arkadaşlar kıyıya nasıl uzanacaktır? Ege bölgesinde dağlar kıyıya arkadaşlarım dik bir şekilde uzanır. Dağlar kıyıya dik uzandığı için o zaman hangi kıyı tipi görülür burada? Enine kıyılar. Anlaştık mı? Ama Menteşe'nin olduğu yere gel. Menteşe'nin olduğu yer Muğla şehrimiz. Haberin olsun Muğla şehri. Menteşe'nin olduğu yere dağlar kıyıya nasıl uzanıyor arkadaşlarım? Paralel. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için burada hangi kıyı tipi bulunacaktır? Boyuna. O zaman değerli arkadaşlar burada dağların kıyıya paralel uzandığını ve boyuna kıyı tipinin olduğunu sakın unutma değerli arkadaşlarım diyorum. Hatta sizlerle beraber küçük bir arkadaşlar çalışma yapmak istiyorum. Hazır mısınız? Buyurun bakalım. Sizlerle beraber küçük bir çalışma yapmak istiyorum arkadaşlar. Herkes buraya konsantre olsun bakalım. Arkadaşlar bir numaralı yeri konuşmak istiyorum sizlerle. Bir numaralı yerimizi konuşmak istiyorum. Şöyle iki numaralı yerimizi arkadaşlar bakın veriyorum sizlere. İki numaralı yer yine konuşmak istediğim bir yere. Üç numaralı yeri de arkadaşlar konuşmak istiyorum sizlerle. Ve tabii ki de dört numaralı yöreyi konuşmak istiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Bir numaralı yöreyle alakalı neler diyeceğiz? Bir. Bir numaralı yörenin olduğu yere dağlar kıyı nasıl uzanıyor arkadaşlarım? Paralel. Karadeniz'de dağlar kıyı paralel uzanır. Dağlar kıyı paralel uzandığına göre hangi kıyı tipi görülecektir burada arkadaşlar? Boyuna kıyı tipi. İki numaranın olduğu yere geldiğimizde ise iki numaranın olduğu yerde yine dağlar kıyı nasıl uzanacaktır? Yine paralel. Peki değerli arkadaşlar dağlar kıyı paralel uzanıyor da hangi kıyı tipi olacaktır burada? Yine arkadaşlarım burada boyuna kıyılar olacaktır. Buna dikkat. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyı paralel uzanır ve burada boyuna kıyı tipi vardır. Peki iki numaranın olduğu yerdeki dağlarımız kıvrım mıydı kırık mı? Tabii ki Akdeniz'deki dağlarımız değerli arkadaşlar birer kıvrım dağdır. Bir numaralı yerdeki Karadeniz'deki dağlar kıvrım mı kırık mı? Karadeniz'deki dağlarda birer kıvrım dağ özelliği değerli arkadaşlar gösterir. Peki üç numara. Ege bölgesinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Üç numaralı yere geldiğimizde Ege bölgesindeki dağlar önce şunu soralım bakalım. Buradaki dağlarımız kıvrım mı kırık mı? Cevap kırık. Arkadaşlar burada dağlar kıyı nasıl uzanıyordu? Dik. Ve dik uzandığına göre hangi kıyı tipi görülecekti burada? Enine kıyı tipi görülür. Anlaştık mı? Burada enine kıyı tipi değerli arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Peki 4 numaralı yer Menteşe yöresine gelelim. Menteşe yöresindeki dağlar nasıldı? Kırık. Anlaştık mı? Ama hocam paralel uzanıyor. Uzansın. Uzanışı farklı. Sonuçta dağın nasıl olduğu önemlidir arkadaşlar. Kırık. Horst ve Graben Menteşe yöresi. Unutma. Peki dağlar burada kırıktır arkadaşlar. Dikkat. Peki kıyıya nasıl uzanıyor? Aynı Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi değerli arkadaşlar. Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi kıyıya burada da paralel uzanır. Önce onu verelim. Dağlar kıyıya değerli arkadaşlar burada paralel uzanır. Dağlar kıyıya burada paralel uzanına göre hangi kıyı tipi olacaktır? Boyuna değerli arkadaşlar. O yüzden bu anlattıklarımıza dikkat. Bak Karadeniz kıvrım, Akdeniz kıvrım, Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. O yüzden boyuna kıyılar vardır. Ege'ye geldiğimizde ise Ege'deki dağlar kırıktır. Dağlar kıyıya dik uzanıyor 3 numaralı olduğu yerde. O yüzden enine kıyı tipi vardır. 4 numaranın olduğu yer Menteşe de kırıktır. Menteşe'nin olduğu yerdeki dağlar kıyıya paralel uzanır ve boyuna kıyı tipi vardır. Anlaştık mı? Bunu da buradan belirtelim arkadaşlar sizlere. O yüzden bu dediklerimize arkadaşlarım dikkat. Notlarımızda en çok bunları almamız gerekiyor. Sorularda en çok çıkanları arkadaşlar bunlardır. Haberiniz olsun diyelim sizlerle. Peki değerli arkadaşlar devam edelim bakalım. Bak az önce konuştuklarımız. Menteşe dağları Ege'de bulunan diğer dağların aksine kıyıya paralel uzanır. Ayrıca Akdeniz'de bulunan Nur Dağları da kırık dağ özelliği gösterir dedik değil mi arkadaşlar? Akdeniz'deki Nur Dağları da değerli arkadaşlar bir kırıklı dağdır. Peki değerli arkadaşlar Akdeniz'deki bu Nur Dağları kırıklı dağ dedik ya. Kırıklı dağ Horst ve Graben olacaktır. Nur Dağları Horst. Peki arkadaşlar burada Graben var mı? Olmaz mı? Graben'imiz ağa gelelim arkadaşlar. Akdeniz'deki Horst'umuz ne oldu diyelim? Graben olmamıza gelelim. Bak Nur Dağları bizim buradaki Horst'umuz. Amikovası bizim buradaki arkadaşlar Graben'imiz. Ve bunun dışında arkadaşlar bakın Amikovası'nın olduğu yerden hangi nehir geçmektedir? Asi Nehri. Peki bu Nur Dağları, Amikovası ve Asi Nehri hangi şehir sınırları içerisinde kalıyormuş değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi? Hatay ili sınırları içerisinde kalmaktadır diyeceğiz sizlerle beraber. Buna dikkat. Ayrıca ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum size arkadaşlar bu anlattıklarımızla alakalı. Bakın şu Kaz Dağları'nı gördün mü? Kaz, Madra, Yun, Boz, Aydın diye uzanıyor dağlarımız. Arkadaşlar buradaki Kaz Dağları'na dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bak arkadaşlar şurası hangi bölge biliyor musunuz?
Bak burası hangi bölge? Burası değerli arkadaşlar şöyle içerisine alalım. Burası böyle devam ediyor. Burası Marmara bölgesi. Kaz Dağları hangi bölgede kalıyor? Marmara'da. Tam da Çanakkale ve Balıkesir gibi illerin olduğu yerde kalıyor. O yüzden dikkat. Bak Kırıklı Dağlar. Marmara'da var mı Kırıklı Dağ? Var. Ege'de var mı Kırıklı Dağ? Var. Akdeniz'de var mı Kırıklı Dağ? Var. Üç tane bölgede Kırıklı Dağlarımız var arkadaşlar. Bu anlattıklarımıza bu açıdan arkadaşlar dikkat edin diyelim sizlere. Anlaştık mı? Bu anlattıklarımıza arkadaşlarım dikkat. Peki devam edelim sizlere değerli arkadaşlar bilgilerimizi artırmaya. Dedik ki Kaz Dağları Çanakkale sınırları içerisinde yer almaktadır dedik. Bunu da ekstra da veriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar şuraya bir gel bakalım. Önce şu sizlere arkadaşlar şuradaki bilgiyi bir daha bir hatırlatalım. Bak Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları. Bu verdiğimiz arkadaşlar dağlarımız birer neydi değerli arkadaşlarım? Horslarımız. Anlaştık mı? Bunlar birer dağ. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe. Bunlar birer dağdır. Hatta bizim arkadaşlar Akdeniz'de de bir tane orsumuz vardı. Neydi o Akdeniz'deki orsumuz? Nur Dağları. Anlaştık mı? Ama arkadaşlar bir de bizim Graben Ovalarımız bulunmaktadır. Değil mi? Kimdir bu Graben Ovalarımız? Arkadaşlar bak Kaz ile Madra arasında Edremit Ovası. Madra ile Yunt arasında Bakırçay Ovası. Bak Bakırçay Ovası'nın olduğu yerden Bakırçay Nehri geçer. Yunt ile Boz arasında Gediz Ovası. Gediz Ovası'nın olduğu yerden Gediz Nehri geçer. Boz ile Aydın arasında Küçük Menderes Ovası. Küçük Menderes Ovası'nın olduğu yerden Küçük Menderes Nehri geçer. Aydın ile Menteşe arasında Büyük Menderes Ovası. Büyük Menderes Ovası'nın olduğu yerden Büyük Menderes Nehri geçmektedir değerli arkadaşlar. Bu yüzden bunlara dikkat. Hatta bu verdiğimiz arkadaşlar ovaları sizlere bir kere daha şurada vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Buyurun bakalım. Biraz önce konuştuklarımızı değerli arkadaşlar şöyle bir görün. Bak Kaz ile Madra arasında Edremit Ovası var. Madra ile Yunt arasında Bakırçay Ovası. Yunt ile Boz arasında Gediz Ovası. Boz ile Aydın arasında Küçük Menderes Ovası. Aydın ile Menteşe arasında Büyük Menderes Ovası yer almaktadır. Bir de burada arkadaşlar doldurmak istiyorum ben buradaki Graben Ovalarımızı. Şöyle buyurun bakalım. Kaz ile Madra arasında değerli arkadaşlar ne var demiştik? Edremit Ovası var. Madra ile Yunt arasında kim var demiştik? Bakırçay Ovası değerli arkadaşlar var. Madra, Yunt ile Boz Dağları arasında kim vardı? Gediz Ovası var değerli arkadaşlar. Boz Dağları ile Aydın Dağları arasında Küçük Menderes Ovası değerli arkadaşlar yer almaktadır. Aydın ile Menteşe arasında Büyük Menderes Ovası yer almaktadır. Ayrıca Nur Dağları'nın olduğu yerdeki Graben Ovamız da kimdi değerli arkadaşlarım? Amik Ovası. Bunu da burada hatırlatayım sizlere. İşte Türkiye'deki horslarımız ve grabenlerimiz. Ülkemizde bulunan dağlarımız ve bu dağlarımızın olduğu yerdeki arkadaşlar Graben Ovalarımız da buradan görme fırsatına değerli arkadaşlar erişmiş oluyoruz. O yüzden bu dediklerime dikkat. Hatta sizlerle beraber bakın diyorum ya herkes şunu zannediyor. Dağların isimlerini ezberledi mi olay bitti. Sınavda çıkmıyor. Ya soru bankalarında bile neredeyse yok. Ciddi söylüyorum size arkadaşlar. O yüzden bu dediklerime çok dikkat edin. Bak Ege bölgesine bir daha gel bakalım. Ege bölgesinde arkadaşlar bakın sizlere şu notları vermiştik. Şimdi beni iyi dinle. Arkadaşlar şurada sizlere bir şey vermişiz. Bak yükseldi gördün mü? 200, 500, 1000, 1500, 2000. Bak şurası kaç metre değerli arkadaşlar? 2000 metre. Bak burası değerli arkadaşlarım tam 2000 metre yüksekliğe sahip olan bir yer. Peki Ege bölgesinde yükseltisi 2000 metrenin üstünde olan bir yer var mı? Yok. En yüksek Aydın Dağları ve Kaz Dağları. Hepsi 2000 metrenin altında. O zaman ben de sorarım. Ege bölgesinde 2000 metrenin üstünde bir yer olmadığına göre, hiçbir yer 2500'e kadar çıkmadığına göre Ege'de ne yoktur? Tabii ki de arkadaşlar Ege bölgesinde ne yoktur sorumuzun cevabı hiç kuşku yok ki buzullar yoktur. Kalıcı karlar yoktur değerli arkadaşlar. Buzulların oluşturduğu şekiller yoktur. Anlaştık mı? Ayrıca buna dikkat. Türkiye'de sadece Ege'de değil, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de buzullara, kalıcı karlara rastlanılmaz değerli arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirtelim. Hem Ege'de hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde yükselti az olduğu için 2500 metrenin altında olduğu için buzullara, buzulların oluşturduğu şekillere rastlanılmaz arkadaşlar. Bunu bir kere daha sizlere söylemek istiyorum. Peki güzel arkadaşlar devam edelim sizlerle beraber. Bakın şurada sizlere bir notumuz daha var. Bu notu
notumuzda da arkadaşlar dikkat edin demişiz sizlere. Demişiz ki değerli arkadaşlarım, Karadeniz ve Akdeniz'in olduğu yere gidersen eğer, Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyana uzanıyordu paralel. Karadeniz ve Akdeniz yöresinde dağlar kıyı arkadaşlar paralel uzanır. Hatta Menteşe de öyleydi arkadaşlar, unutma. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde hangi kıyı tipi görülüyordu? Boyuna. Peki dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boyuna görülür. Eyvallah. Peki Ege bölgesine gelelim ki Menteşe hariç. Ege bölgesinde dağlar kıyana uzanıyordu arkadaşlarım dik. Dağlar kıyıya dik uzandığına göre hangi kıyı tipi olacaktır burada? Enine kıyılar arkadaşlar olacak. Bunu da bir kere daha sizlere buradan hatırlatalım arkadaşlar diyelim. O yüzden bu verdiklerimize değerli arkadaşlarım dikkat edin diyorum. Türkiye'deki orojenik hareketlere bağlı olarak oluşan bu dağlarımıza arkadaşlar dikkat edin ona göre.